Hatta raporundan merhaba. Covid-19 salgını statü ve sınıf fark etmeksizin hepimize kolayca bulaşabiliyor. Bu anlamda herkese eşitleyen bir hastalık gibi görünse de özellikle yoksul ve kırılgan gruplar arasındaki eşitsizliği derinleştirdiği de aşikar. Yapısal adaletsizliklerin ve pandeminin Roman vatandaşlar ve çocuklar üzerindeki etkisini konuşacağız bugün. Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı ve Belgesel Yönetmeni Elmas Aruz konuğumuz. Elmas Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Şimdi Elmas Hanım, Sosyal Demokrasi Vakfı, İstanbul Planlama Ajansı ve Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Türkiye'de Roman Toplulukları ve Yoksulluk Araştırması'nın sonuçları bize ne söylüyor? Pandemi Romanların gelirini nasıl etkiledi? Bir bununla başlayalım mı? Aslında yani rakamlardan oluşan birçok şey söylüyor. Bu rakamlardan öteye bir şey söylüyor da diyor ki toplumun en alt kesiminde romanlar ve bu en alt kesimdeki romanların acil çığlığını duyun diyor. Çünkü hani raporun yine sonuçlarına baktığımız zaman eğitimde özellikle hem bölgesel hem de toplumun diğer gerisinin çok çok altında kaldıklarını ve çocukların eğitime erişimi konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadığını söylüyor. Aynı zamanda açlık sınırının da altında, yani aylık gelirin 1400 90 küsürlerde olduğu bir rakamı söylüyor. Bu işte ortalama 5 kişilik bir aileyi düşündüğümüzde aslında açlık sınırının çok çok altında bir hayat olduğunu söylüyor. Yine bize şunu söylüyor, temel gıdaya işte erişmekte çok zorlandıklarını, hatta temel gıda olarak protein ağırlıklı değil de daha çok işte karın doyurucu, günü geçiştirici, patatesin, makarnanın yoğun olarak tüketildiğini söylüyor. Bu da aslında hani bize şunu diyor, sadece hani doymuyoruz, bir taraftan da karnımızı doyurup yaşamaya çalışıyoruz, nefes almaya çalışıyoruz diyor. Bu uzun vadede baktığımızda, uzun vadeyi bile bırakın, kısa vadede baktığımızda, yani toplumun en alt kesimdeki, en kötü yaşam koşullarında yaşayan, eğitime erişmekte sıkıntı çeken, barınma koşulları inanılmaz kötü olan, elektrik faturasını ödeyemeyen, su faturasını ödeyemeyen, aynı zamanda bunları ödemek için bir değil beş tane işe koşturan bir toplumdan aslında bahsediyor bu rapor. Dolayısıyla aslında bu acı tabloyu söylerken de şunu söylüyor rapor. Bizi görün, biz buradayız, bizimle ilgili acil önlemler alın diyor. Dolayısıyla buyurun. Evet, şimdi siz özellikle orada temel gıdaya bile ulaşmakta çok zorluk çekiyor dediniz ama ben şunu sormak istedim. Özellikle pandemi döneminde romanları en çok ne zorladı? En çok şu zorladı, ellerini kollarını nereye koyacaklarını bilemediler. Tüm zaten toplumun her kesimi bilemedi aslında, evet. Ama romanlar hiç bilemedi. Genelde işleri, yani tüm geçim kaynakları evin dışında olduğu için ve günübirlik bu geçim kaynaklarına erişebildikleri için o günü kazanırlarsa ertesi gün ya da akşam evinde yemek olacağı için bu sokağa çıkma yasakları, işte pandemi sırasında alınan önlemler romanları oldukça etkiledi. Dolayısıyla hani birikmişleri olmadığı için çok hızlıca şeyi, elindekini tükettiler ve temel olarak en fazla gıdaya ve hijyenik malzemeye ihtiyaç duydular. Yine sahada en çok canımı yakan görüntülerden birisi, işte o sırada hani okullar daha tam kapanmamıştı, ıslak mendilden kendine maske yapan küçük çocuklardı mesela, şahitlik ettim. Yine aile hani maske sorunu yaşanıyor ve hepsinin ortak çözümü, yani kendi yaşam koşullarını yaratabilecek şeyler, buluşlarla doluydu. İşte mesela mahalle bakkalları çok fazla değerlendiriliyordu. Oraya yazdırılıyordu. 100 gramsa artık 50 gram alınıyordu bütün yiyecekler. Ama diğer taraftan en çok zorlandıkları konu, zaten hani normal hayatın içinde çok sistemin dışında toplum, sistemin sağladığı pandemi yardımları olsun, pandemide sağlanan desteklerin hemen hemen hiçbirine uzunca bir süre erişemediler. Çünkü sistem dışındalar. Dolayısıyla bu sisteme erişebilmek için bir kere interneti kullanman gerekiyor. İşte diğer okur yazar olman gerekiyor. Elektriğinin olması gerekiyor. Bunların birçoğunu, birçok ailede
çoğu yoktu. Dolayısıyla hani ancak sivil toplumun, yardımseverlerin, hayırseverlerin yardımıyla bir şekilde toplumun genel hayatta durmaya çalıştı ama bu da sürdürülebilir bir şey değildi. Diğer taraftan insanların hani bu süreçte en çok yine özellikle kadınlar çok fazla sıkıntı çektiler. Bir taraftan aslında evet. Biz, evet. Roman kadınları hep böyle güçlü biliriz, tuttuğunu koparan kadınlardır ama o zaman hazır söz kadınlardan açılmışken pandemi sürecinde roman kadınlar ne yaşadı? Onlar nasıl etkilendi bu süreçten? Kadınlar hem evin geçimini sağlayan hem de diğer taraftan çocuk ve aile bakımını üstlenen rolleri bu şekilde. Şimdi bir taraftan geçimi sağlayacak dışarıya sokağa çıkma yasağı var, eve gelir getiremiyorlar. Diğer taraftan evin tüm bakım yükü onlara ait. Bir odalı evler, iki odalı evler. Çocuğun eğitime erişimi meselesi bile kadının sorumluluğunda. Dolayısıyla çocuğunu eğitime eriştiremedi, evine yemeğini bulamadı. Daha sonra evin içinde büyük bir kalabalığın tüm bakım yükü üstüneydi. Birçok kadın psikolojilerini rahatlatabilmek için ilaca başladı mesela. Sosyal insanlar hani komşuluk ilişkileri çok gelişkin. Mahalle ve sokak aslında hepsi bir aile gibi. Birbirlerine gidemediler mesela. Yani daha doğrusu toplumu ayakta tutan psikolojik, sosyal tüm bu mekanizmalar ortadan kalktı. Dolayısıyla bu kadınları daha da olumsuz etkiledi ve bütün konuştuğumuz kadınlarda müthiş bir umutsuzluk vardı. Ama ne yapalım, ayakta kalmak zorundayız, çocuklarımıza bakmak zorundayız. Ve hani o kadınları hayata bağlayan yine çocuklarıydı. Yani maalesef kendilerini zaten feda edilmiş olarak hissediyorlardı. Diğer taraftan hani gizlice dışarı çıkıp hurda toplayan, çiçek satan ya da ne bileyim temizlik işlerine giden kadınlar da birçok zorluklarla karşılaştılar. Çünkü bir süre en azından mahallelerden gelen bize bilgi bu yöndeydi. Sanki bu mikrobu romanlar mahallelerden merkeze taşıyormuş gibi ayrımcı tavır arttı aslında. Ve bu artış da yine hani kadınların temel olarak bu sorumluluklarının da önünde çok ciddi bir engeldi. Yine kadınlar aile içi şiddete maruz kaldılar. Yani tüm diğer kadınlar gibi. Ve en çok ihtiyaç duydukları şey sosyalleşmekti. Yani her şeyi bir kenara bırakıyoruz. Birbirimize bize gidememek, gelememek bizi inanılmaz yıprattı dediler. Çünkü hani kahve yok, sinema yok, kafe yok, sokak yok, başka bir şey yok. Sadece dört duvar var. Yani Covid bizi hapsetti dediler kısacası. Evet, peki. Çok önemli değerlendirmeler yaptınız. Çocuğunu eğitime eriştiremedi. Evini geçindiremedi, hatta psikolojilerini desteklemek için de bir takım ilaçlar kullanmak zorunda kaldılar dediniz. Aynı zamanda da artan ayrımcılığa dikkat çektiniz Elmas Hanım. Şimdi buradan kadınlardan bir de çocuklara bakalım. Çünkü aslında Türkiye'de, dünyada belki birçok çocuk eğitime pandemi döneminde zorluklarla ulaşabildi ama roman çocuklarının durumu nasıldı? Roman çocuklar eğitime erişebildi mi? Özellikle o eğitim sürecinde gerekli olan araç gereçler, yani bilgisayar gibi, internet gibi, bunlara ulaşabildi mi roman çocuklar? Aslında pandemi öncesinde roman çocuklarının eğitiminin önünde birçok engel vardı aslında. Temel eğitime erişebilmeleri için, kaliteli eğitime erişebilmeleri için, nitelikli eğitime erişebilmeleri için birçok engel vardı. Bu oran %60'lardaydı ama çocukların eğitime erişim oranları. Fakat pandemi sırasında %2'lere kadar düştü. İnternet zaten hani mümkün değildi. İnternete erişemediler, tablete erişemediler. Yani şu ana kadar tespit ettiğiniz belki 6-7 tane çocuk, yani 6-7 aile tablete erişebilmişler. Bu da hangi koşulda eriştiler? Bilemedik. Gerçekten çok düşük ve çok korkunç bir durum aslında bu. EBA'ya erişemediler çünkü geçinemedikleri zaman, eve yiyecek getiremedikleri zaman ilk yaptıkları iş evde para edebilecek eşyaların satılmasıydı mesela. Birçok evde televizyon satıldı. Televizyonu satılmayanların da elektrikleri kesildi.
Hal böyleyken bütün bunları çocuklar aslında çok daha zor yaşadılar. İşte okula erişemediler. Bunun karşılığında da aslında okula eriştirmek için hiçbir kurumunda özel bir çabası olmadı mesela bu çocuklar için. Ve şu anda bir nesil, gerçekten hiç abartmıyorum, bunun sonuçlarını önümüzdeki 5 sene içinde göreceğiz, eğitimden koptu. Ve bu kopuşları tekrar bu çocukları kazanabilmek için şu anda etkin bir mekanizma da yok maalesef. Asıl acı olan bu. Peki Elmas Hanım, Roman vatandaşlar ne istiyor? Bundan sonraki beklentileri nedir? Bir kere zaten hani 3-0 hayata geriden başlayan, hatta SODEV'in araştırmasından ortalama yaşam süresi bile toplumun 30 yıl gerisinde olan bir toplumdan bahsediyoruz. Ekonomik düzey de bu kadar geride aslında, toplumu 30 sene geriden takip ediyor toplumun bulunduğu yaşam koşulları. Ne istiyor? Aslında bu eşitlikten ziyade adaleti istiyor Romanlar. Adil bir eğitim yaklaşımı, adil bir barınma koşulları, insan onuruna yakışır iş koşulları. Karnını doyurmak değil sadece mesele. Onurlu bir yaşam hayal ediyorlar ve bu onurlu yaşamı da sadece gıda desteğiyle değil, tüm diğer desteklerle, o yoksunluğu ortadan kaldıracak desteklerle yapılabileceğini düşünüyorlar. Tabii ki biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Yani maalesef şu anda romanlara yönelik eylemler daha çok pansuman eylemleri. Asıl iyileştirecek, asıl hayata tekrar katabilecek eylemler yapılması gerekiyor. Bunlar içinde kısa, orta ve uzun vadeli gerçekçi bir program hazırlanması gerekiyor. İşte bu çocuklar eğitimden kopmuşsa bu çocukları eğitime eriştirebilecek tekrar mekanizma kurmak gerekiyor. Birçok roman artık işini yapamıyor, o işi eriştirebilecek yenilikçi yöntemler yapmak gerekiyor. En önemlisi, yani bu insanların hakkı olan her şeyi adil bir şekilde tekrar bu insanlara vermek gerekiyor. Özellikle onurlu bir yaşam, adil bir yaşam, altını çizdiniz. İnsan onuruna yakışan çalışma koşulları istiyor dediniz. Elmas Hanım, çok çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı ve Belgesel Yönetmeni Elmas Aruz, Haklar Raporu'nun konuydu. Roman vatandaşların yaşadıkları zorlukları konuştuk. Görüşmek dileğiyle.